Hepinizi sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün 3 Nisan 2021. Tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet, önce memleket diyerek 2019 yerel seçimlerinde değerli milletimizden bir kez daha yetkiyi alarak mazbatamızı alıp hizmete konulmamızın yıl dönümü. Belediye Başkanımız Sayın Veys Şahin ve ekibi ilçemiz Midyat'ı yeniden imar ederek hak ettiği konumuna gelmesini sağlayacak birçok projeye imza attı, atmaya da devam edecektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi belediyecilik AK Parti'nin işidir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışının temelinde liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP'den tevarüz ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek çıktığı bir yol vardır. AK Parti olarak belediyecilikteki tecrübemizi ve birikimimizi sürekli zenginleştirerek, geliştirerek, büyüterek tüm Türkiye'nin hizmetine sunduk. Şükürler olsun ki ilçemiz Midyat'ta da şeffaf belediyelik anlayışıyla AK Belediyecilikle tanışmıştır. Belediye Başkanımız Sayın Veys Şahin, göreve başladığı ilk günden itibaren halk ile belediye makam arasındaki bağlarını güçlendirmek ve belediyede bulunan turnike ve demir bariyerleri kaldırmış, o günden bugüne belediyemiz Midyat halkına kapılarını hiç kapatmamıştır. Şeffaflıkla hizmetlere devam edilmiş, vatandaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet verilmeye çalışılmıştır. Yaptığı hizmetlerden dolayı değerli belediye başkanım Sayın Veys Şahin'e ve belediye ekibimize, belediye meclis üyelerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür eder, AK Belediyecilik anlayışının ilçemiz Midyat'a sürekli hakim olmasını temenni ediyorum. Öncelikle sizleri şahsım ve AK Parti adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 3 Nisan tarihi itibariyle aşağı yukarı ikinci yılımızı doldurmuş bulunmaktayız. Bu süre zarfında, 2 yıllık süre zarfında neler yaptık, neler planladık ve bundan sonraki hedeflerimiz ne olacak? Onları sizlere fazla zamanınızı almadan izah etmeye çalışacağım. Değerli basın mensupları, görevi devraldığımız ilk günden, ilk andan itibaren şeffaf ve hesap verilebilirlik belediyecilik anlayışı içerisinde şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün ihaleleri açık ve elektronik ortam üzerinden yaptık. Yerli yabancı bir ayrımı yapmadan ve her ihalede en az 20-30 iştirakı sağlayarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Midyat spor anlamında çok geri kalmış bir ilçeydi. Biz görevi devraldığımızda mevcut top sahası sizlerin de bildiği gibi şu anda yarı açık cezaevinin yanındaki çöplükte gençlerimiz top oynuyordu maalesef. Biz tekrar bir arayışa girerek Estel ve Midyat'a hitap edecek şu andaki gençlik merkezinin yanındaki 47 bin metrekarelik alana bir spor kompleksi ihalesini gerçekleştirdik. Kültür şehri olan Midyat'ımızda maalesef şu ana kadar bir kültür merkezi yok. Sinema filmlerinin, dizilerin çekildiği turistik ilçe dinler kenti Midyat'ta bir spor salonumuz, bir tiyatro salonumuz yok. Burada çekilen filmlerin, dizilerin galaları ya Diyarbakır'da, Batman'da veya Mardin'de yapılıyor. Yine Kültür Bakanlığı nezdinde gerek milletvekillerimiz, gerek il başkanımız, gerekse ilçe başkanımızla beraber yaptığımız girişimler sonucu Midyat'a çok güzel bir kültür merkezi kompleksi ihalesini gerçekleştirdik. Onun da ihalesi geçen hafta yapıldı. Allah'ın izniyle 2 hafta içerisinde temelini atmış olacağız. Bu kültür merkezinin içinde sinema salonu, tiyatro salonu ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duymaları halinde
düğünlerini yapabilecekleri düşük maliyetli, ucuz maliyetli salonlarda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın seçim döneminde Mardin'de meydanlarda verdiği bir söz vardı. Doğalgazı Midyat'a götüreceğiz. Ben başta Cumhurbaşkanımıza ve Enerji Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Verdikleri söz yerine geldi ve şu anda Midyat'ta aşağı yukarı 7000 aboneye doğalgaz bağlanmış durumda. İnşallah bu doğalgaz olayını 2-3 yıl süre içerisinde bütün Midyat'ın geneline kavuşturacağız. Midyat'ın tarihteki adı Matiat. Matiat'ın anlamı yeraltı şehri. Yeraltı şehriyle ilgili Kültür Bakanlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimler sonucu şu anda Ulu Cami Mahallesi'nde iki lokasyonda yeraltı şehri çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Allah'ın izniyle biz buraları hayata geçirirsek ikinci bir Kapadokya yaratmış olacağız Midyat'ta. Midyat'ın en önemli sorunlarından biri tarihi dokuyu, tarihi yapıyı ayağa kaldırmak. Kadim şehrimizi canlandırmak, küllerinden yaratmak yeniden. Biz bununla ilgili yukarı mahallede eski harabe bir evi istimlak etmek kaydıyla kazı ve restorasyon evine çevirdik. Şu anda mimarlarımız, mühendislerimiz orada konuşlanmış durumda. Sosak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme ile ilgili bütün çalışmaları o birimden yürütmekteyiz. Yine aynı şekilde Akçakaya Mahallesi, Işıklar ve Ulu Cami Mahallesi'nde DİKA işbirliğiyle 200 yapının restorasyon çalışması yapıldı. Bu restorasyon çalışmasında kapı ve pencereler de dahildir. Yine Estel'de aynı şekilde 43 dükkan, 18 kapalı han kapıları ve birinci sınıf meşe keresteden yapılarak tamamlanmış bulunmaktadır. Seçim vaatlerimizden biri olan kent konseyini kurduk. Kent konseyi başkanı ve üyeleri arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya gelerek Midyat'ın temel sorunlarını masaya yatırdık. Ve bunlarla ilgili hayata geçecek projeleri de belediye meclisimizle görüşerek bunları belediye meclisimizden geçirmek suretiyle hayata kavuşturmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde Beyaz Su'dan Midyat'a gelen ikinci isale hattıyla ilgili sıkıntılar yaşandı. Maalesef kamulaştırma sorunlarını çözemedik. Belediye olarak biz devreye girmek suretiyle vatandaşlarımızla görüşerek, kimini ikna ederek, kimini de yardım yaparak bu kamulaştırma sorunlarını çözdük. İnşallah en geç 1,5 ay içerisinde Midyat'tan Beyaz Su'ya inşa edilen ikinci isale hattını da hayata geçirmiş olacağız. Midyat'ımızı yakından ilgilendiren bence en önemli projelerden biri de Midyat'taki bakım evinin yeri. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Midyat'taki karayolları yeri şehrin içinde kalmış durumda. Biz göreve geldikten sonra bizleri ziyarete gelen o zamanın Ulaştırma Bakanı Sayın Cahit Turan ve o zamanın Strateji Bütçe Daire Başkanı Naci Ağbal ziyaretlerinde biz bu konuyu kendilerine ilettik ve bu konuda kendilerinden söz aldık. Şu anda karayollarının yerini Acırlı mevkisine taşımak üzere belediyemize ait 90 dönüm bir arazinin 30 dönümünü karayollarına tahsis etmiş bulunmaktayız. Yeni yapılacak olan karayolları bakım evi şu anda proje çalışması hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah bu sene sonu itibariyle temennimiz karayolları bakım evinin Midyat'tan Acırlı tarafına taşınması ve
Midyat halkına söz verdiğimiz gibi orayı da Midyat halkına millet bahçesi olarak hayata geçirmemiz olacak. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi yine kangren olmuş bir yara vardı Midyat'ta. Mardin Midyat Karayolu. Yine bu aynı dönemde bakım eviyle ilgili yaptığımız ricada onu da zamanın Ulaştırma Bakanı'na rica ettik ve programa alacaklarını söylediler. Ama tabii kısmet olmadı. Bakan değişti. Şimdi yeni bakanımıza kısmet oldu. Bunda ihalesi yapıldı. İnşallah Ramazan'dan önce yetişirse temel atma töreni yapılacak. Yetişmezse Allah'ın izniyle bayramdan sonra Ulaştırma Bakanımız buraya gelerek Midyat'tan başlayıp Mardin'e doğru yol inşaatı başlayacak. Yine Midyat'ımızı çok yakından ilgilendiren bir projeyi hayata geçirdik. Burada da başta rektörümüz olmak üzere il başkanımız, ilçe başkanımız, milletvekillerimizle beraber YÖK başkanını ziyaret ettik ve Midyat'ta bir fakülte kurulması projesini rica ettik. Tabii YÖK başkanımız sıcak bakmadı önce olaya. Dedi ki işte öğrencilerimiz taşraya gidiyor, yer bulamıyorlar, yurtları yok, kalacak yerleri yok. Bunun üzerine ben söz aldım. Dedim ki Sayın Başkanım, yurdu ben yapacağım. Yurt sözünü duyunca YÖK Başkanı, tamam dedi, o zaman Midyat'a fakülte sözünü, hemen talimatını veriyorum dedi. Ve ben de ailem adına 200 kişilik bir kız öğrenci yurdu yapacağım. Fakülte projesi şu anda bitmek üzere. Bizim yurt projemiz de şu anda hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah önümüzdeki ayda, bayramdan sonra bu hem fakültenin hem de kız yurdunun temelini atmış olacağız. Başka bir projemiz de eskiden Emniyet Müdürlüğü'nün, yani Migros'un Kavşak'ta olan binasıyla ilgili bir sıkıntı yaşandı malumunuz. Orayı da Sayın İçişleri Bakanımızdan rica ederek buranın polis evine dönüştürülmesi ve Midyat'ın yatak sayısının arttırılması anlamında girişimlerimiz netice verdi. İhalesi yapıldı. Şu anda inşaata başlanmış durumda. Ben huzurunuzda İçişleri Bakanımıza ve Emniyet Genel Müdürümüze, valimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Organik köy pazarları kurduk arkadaşlar. Köylü vatandaşımızın köyünde el emeği, alın teriyle ürettiği ürünleri daha önce hepinizin bildiği gibi Midyat'ta Cevat Paşa Camii'nin önünde, Estel'de de farklı bir bölgede satış yapılıyordu. Biz yine buraya modern bir kapalı pazar yeri yaparak hem bayanların hem yaşlarımızın oturacağı, tezgahlarını kuracakları iki tane organik köy pazarı yaptık. Şu anda büyük şehirle beraber inşallah 2 adet kapalı pazar projeyi yapma durumumuz var. Birincisinin projesi bitti, ihale aşamasında yaklaşık maliyet hesapları yapılıyor. Diğer ikincisi için de inşallah Midyat'ta bir yer bulursak onu da hayata geçireceğiz. Yine arkadaşlar 20-30 yıldır aşağı yukarı hizmet görmeyen mahallelerimiz vardı. Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışmalara başladık. İnşallah en kısa sürede bunları da hayata geçireceğiz. Bizim Midyat'ta asfalt olmayan aşağı yukarı 40 kilometreye yakın bir stabilize yolumuz var. Büyükşehirle beraber yaptığımız toplantılar ve istişareler sonucunda ihalesi geçen hafta yapıldı. İnşallah stabilize olan yollarımız bu sene asfalta kavuşacak ve Midyat'ta inşallah asfaltsız yolumuz kalmayacak bu sene. Bunun da müjdesini buradan verelim. Arkadaşlar, altyapı ve kanalizasyon çalışmaları ihtiyacı hasıl oluyor bazen. Biz dediğim gibi Büyükşehir İlçe Belediyesi olayına girmeden imkanlarımız varsa biz kendimiz müdahale ediyoruz.
Eğer yoksa da büyük şehirle istişare ederek onları ortaklaşa gidermeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde ilçemizde ihtiyaç olarak hasıl olan yeşil alan ve parklarımız çok az maalesef. Allah'ın izniyle şu ana kadar 7-8 park yaptık. Bunların bir kısmını biz kendi imkanlarımızla yaptık. Demirdağ sitesi önündeki parkı Uluslararası Göç İdaresi ile beraber yaptık. Ben kendilerine de huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnşallah bu parkları bu yıl içerisinde merkezin dışında köylerde de ve beldelerde de yaygınlaştırmaya çalışacağız. Dağıttık. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tekerlekli sandalye sayısını artırarak ihtiyaçlı olan vatandaşlarımıza sandalyelerini verdik. Modern ve hijyenik kesim yapan Midyat mezbahanesini büyükşehirle beraber anlaşarak kiralamak suretiyle hayata geçirdik. Şu anda büyükşehirle ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor mezbahaneyle. Onu da inşallah bayramdan sonra hayata geçireceğiz. Hasta nakil aracımız yoktu. Hasta nakil aracımızı hizmete sunduk. Yine belediyemiz sokak hayvanları toplama aracı kazandırılmak suretiyle başı boş gezen hayvanlarımızı toplayıp rehabilite ettikten sonra Mardin'e göndermekteyiz. Metruk binaları yıkıyoruz. Arkadaşlar daha önce bildiğiniz gibi gerek Essel'de gerek Midyat'ta metruk binalar vardı. Bu binalarda maalesef uyuşturucu kullanımı yaygındı. Bunları da İçişleri Bakanımızın talimatı neticesinde hepsini yıkmış bulunmaktayız. Ayrıca geleneksel muhtarlar toplantısı yapılıyor arkadaşlar her ay. Burada da muhtarlarımızın dilek, temenni, şikayet ve ihtiyaçları bir şeye varsa orada kaymakamlık ve bizler dinlemek suretiyle arkadaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Son olarak arkadaşlar Midyat'ta ağız ve diş sağlığı merkezi projesi vardı. Onu da geçen hafta Sağlık Bakanımız sağ olsun hem Nusaybin'de hem Midyat'ta bu ayın içerisinde ihale yapılma sözünü verdi. Midyat'ta 20 üniteli, Nusaybin'de de 30 üniteli bir ağız diş sağlığı merkezini kuruyoruz arkadaşlar. Bu da bölgenin ve Midyat'ın da temel ihtiyaçlarından biriydi. Yine tabii bölgemizi daha çok ilgilendirecek bir proje organize sanayi bölgesini kurduk arkadaşlar. Burada bu organize sanayi bölgesinde amacımız şehrin girişlerindeki taş atölyeleri hepinizin bildiği gibi çok kirli bir görüntü arz etmektedir. Yani turistik bir ilçeye giriyorsunuz. Şehrin hemen sağında, yolun sağında, solunda öbek öbek beyaz taşlar, derme çatma binalar. Biz inşallah amacımız bunları bu organize sanayi bölgesinde bir yer tahsis etmek suretiyle taş kent adı altında yine bina altlarında şu anda büyük bir tekstil işletmelerimiz faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşallah yine bu organize sanayi bölgesinde bu tekstil atölyelerini bu organizeye taşımak suretiyle vatandaşlarımızı da bu tür gürültüden ve apartman altlarındaki faaliyetlerden arındırmış olacağız. Yine son olarak Midyat'ın temel ihtiyaçlarından biri olan ikinci sanayi sitesini kuruyoruz arkadaşlar. Malumunuz birinci sanayi sitesi bitti. Yer kalmadı artık. Dikkat ederseniz Batman girişi olsun, Mardin'den Midyat'a girişte olsun, çoğu esnafımız kaynakçı etmektedir. Bunda hem apartman sakinleri, hem vatandaşlar, hem yoldan geçenler de rahatsızlık duymaktadır. Biz yine yaptığımız girişimler sonucu ilçe başkanımızla beraber, il başkanımızla beraber hazineye ait 172 dönüm bir araziyi Mardin yolunda yeni korunan Mides kooperatifine vermek suretiyle işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Bu da inşallah
şehrin girişlerindeki bu çarpık manzaraları temizlemiş olacağız arkadaşlar. Evet, kısaca bunlar 2 yıl içerisinde arkadaşlar dediğim gibi yaptığımız ve şu anda yapımı devam eden projeler. Yapımı devam eden projeler. Tabii bundan sonra yapacağımız projeleri inşallah daha sonraki toplantıda anlatacağız. Ama bu anlattığım projeler eksik, fazla yok burada. Bunu da herkes böyle bilsin. Yapacağımız projelerinde birkaçını da sayayım. Onları da belki merak edersiniz. Arkadaşlar yeni bir midyat projesi düşünüyoruz. Nedir bu yeni midyat projesi? Aşağı yukarı yeni bir midyat mahallesi oluşturmak. 400-500 konutluk midyat. Eski midyat. Beton yok. Taş. İçinde kilisesi, camisi, yani eski midyatı andıran yeni bir mahalle. Onunla ilgili de bir hazine arazisi mevcut. Şu anda 230-240 dönüm üzerinde. Onunla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı bir çalışma yapmaktadır. İnşallah o hayata geçerse bu işi de TOKİ ile beraber yapacağız. TOKİ. Yani bizim yine burada belediyenin bir şeyi yok. En azından yurt dışında yaşayan veyahut da midyat dışında yaşayan insanlarımız oraya geldiklerinde betondan arındırılmış, tertemiz, yemyeşil, eski bir midyat, eski hayal ettikleri midyatı görecekler. Yine midyatın maalesef bir mesire alanı yok arkadaşlar. Yine Acırlı bölgesinde hazineye ait 120 dönümlük bir yer için müracaat ettik. Şu anda MERA komisyonunda Sayın Valimiz de bize destek veriyor bu konuda. İnşallah orayı da devralırsak orayı da mesire alanı yapacağız. Yani midyatın ormanı. Aileler gidecek orada çoluk çocuğuyla hazır kamelyalarda mangalı da olacak orada piknik yapacak. Midyatın en önemli konusu. Askeri garnizon ve askeri lojmanlar. Biz görevi devraldığımız günden beri bu işle ilgili girişimi başlattık. En son bundan 2 hafta önce ilçe başkanımızla Ankara'da 2 vekilimizle beraber Milli Savunma Bakanı'ndan randevu aldık. Ve kendisine bu askeri garnizonun, askeri lojmanların ekonomik ömrünü doldurduğunu resimlerle beraber kendisine gösterdik. Ve burada kimsenin yaşamadığını, boşuna askerlerimizin nöbet tuttuğunu, devlete bir yük olduğunu izah ettik. Kendisi de bu konuyla ilgili yakından ilgileneceğini söyledi. Ben huzurunuzda da Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah orayı da alırsak Allah'ın izniyle lojmanları arkadaşlar yıkıp yerine yeşil alan, çok güzel bir park yapacağız 4 yolda. Askeri garnizonu da yıkarak orayı da halka açık çok güzel bir sosyal tesis. Yani kadınlarımızın orada işte kimi gözleme, kimi içli köfte, yani çok değişik bir sosyal tesis olacak. O da Estel'in vizyon projelerinden, midyatın vizyon projelerinden biri olacak. Bunu da inşallah başaracağız arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, benim 2 sene zarfında şahsım, ilçe teşkilatım, il teşkilatım, milletvekilleri, bakanlarımızla beraber yürüttüğümüz bu süreçte yaptığımız kitapçıkta mevcut. Bunu biz bu kitapçığı 2 yıllık icraat diye bastırdık. Bunu hem vatandaşlarımıza dağıtacağız hem sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza. Burada yazılanlar dediğim gibi eksiksizdir. Yani burada yapılan ne varsa o. O. Bunu da herkes bilsin istedim. Ben bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, MKYK üyemize, il başkanımıza, sayın valimize, ilçe teşkilatıma ve Midyat Belediyesi'nin vefakar, cefakar personeline, Midyat halkı adına sonsuz şükranlarımız.
Tam Süleyman Türk'ün iki haber ajansı. Artmacası ile ilgili herhangi bir açıklamamız var. Şimdi onlar tabii hayata geçmediği için şöyle. Şimdi Midyat'ın kanalizasyonu, içme suyu, yağmur suyu ve arıtma. DSEİ ve İller Bankası nezdinde girişimler devam ediyor. Büyük şehirle beraber. Aşağı yukarı bu 500 milyonluk bir proje. Çok büyük bir proje. Projeleri bitti, ihale aşamasına geldi. Biz dış krediyle ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Mülteci fonları var. İnşallah Sayın Valimiz de bu konu üzerinde duruyor Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak. Eğer bir fon bulursak bunun da ihalesini İller Bankası veya Devlet Su İşleri yapacak. Yani o projeler bitti. Şu anda çalışma devam ediyor. Onun takipçisiyiz. Ama o yapılmadığı için şu anda açıklamadık. Evet. Rica ederim.